Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız ıqtınlar ekranımız olsun. Xitay Uyghur'nun cestini mi kabul kılmadı? Muşu ayının 5'de Kırgızistan'da yokap ketken ve kiyin bir top cinayetçiler tarafından öldürülgenlikke eniklanğan ve aldıngı günü cesti tepilgan Uyghur ticaretçi Gopur Abdurrahman'a aldıngı günü hüpten namazdinkin cinazı namazı okulup, meyitini vatende depne kalış üçün elip manganlıqı. Ama kütülmegen yerden Xitay tecavüzçileri öz pukrası bolgan merhum Gopur Abdurrahman'ın cestini mi kabul kılmay, Kırgızistan Torgat Çigra İğız'da tosup kalganlıqı bildirildi. İgerligen uçurlarımızı göre merhumun meyitini yurtudu depne kalış üçün elip manganlar, Xitay Çigra sakçıları bilen onun barlıq resmiyetlerinin toluq ikerlikini bildirip uzun tirkeşken bosumu, lekin Xitay taraf kat'i kabul kılmağa. Neticede meyit Çigra İğız'dan kaytırılıp gelinip, Kırgızistan'dan Vostap digen yerde yerlikide koyuldu. Bu pacialik cinayetinkin yüzbergen Xitay'nın yolsuzluğu, yeni de Xitay pasportu elip yürgen bir kişini pekat Uyghur bolganlığı üçünle öz vatından tüpürkığı kömülüştümü mahrum kılgallığı, dünyanın her kaysi caylarıdaki bulup mu Kırgızistan'daki Uyghur cemaatini katık bir aram kıldı ve Xitay'dan yeni bir kıtım nefretlendirdi. Ermudun'daki bir kenetle nüfusunun 45%'nin lagerde işkerliğe aşkarılandı. Erkin Asya Radyosu'nun Kaşkar'ı karıta elip arıgan telefon ziyaretleri devamında Kaşkar yeni şehrinin Ermudun yesisindeki 1300 nüfusluk bir kenette 600 kişinin yani nüfusunun 45%'nin lagerde işkerliğe aşkarılandı. Peyzavat'nın Mişa yesisinde nüfusunun 20 dügüdek lagerde bolgaçka dihkancılık işlerine tüvengi düşken kadırlar ve pidailer depnan berilgen tatilde üyge kaytkan okuguçlar kılıvatkallıkı malum oldu. Gerçi Şarkı Türkistan'da lagerler kurulgandan buyan Uyghur cemiyetinde koçularda kişiler pavukuladı azlap ketkenliki. Dükkanlar takılıp soğudu ticaret mu asasen dügüdek toxtuqallıkı hemmege ayan bulup bulgan bosu mu? Ama ini kaldı kançilik kişinin yaki nüfusunun kançilik kısmının lagerde işkenliki hakkıda resmi sallıq malumatlar eniksiz haleti durmaqta. Hong Kong'daki narazılık hareketleri korallık inkılapka ayınlıp getemdi. Analizciler Hong Kong'daki karşılık hareketlerinin korallık inkılapka ayınlıp getiş mümkünlükini ilgili sürüşmekte. 20. Oktyabr günü garip metbuatları Hong Kong'da yüzbergen zor namayış doğrusu da bəs-bəsli nəq meydandan haberler tarqatdı. 16. Oktyabr Amerika Avam Palatası da Hong Kong'un kişilik hukuk ve demokratiya kanun layihisi makulluqtan ötkendikken 20. Oktyabr günü bu lahiyeni kollaş yüzsüdün Amerika bayrağını götürgen netçi unmanlıgan kişiler yeni koçuğa çıkıp namayış eylip bargan idi. Malum buluşça tünügünki namayışta sakçılar bilen namayışçılar otursudaki tokunuş evciye çıkıp tokumuşçılık sahutudaki otta 5 kişi köyüp ölgen. Bunun bilen 5 aydın buyanki namayış çariyanında ölgen adamdan sani cemi 8 kişiye yetken. Hazırgı kadar yarlanğallar netçi 100 kişi, kolgu elinğallar 1400 kişi bolgan. Hong Kong matbuatları hükümet dairelerinin türmü kamerleri yetişmezlik sebebinden yeniden türüm berpa kılışını oylaşıvatkanlığını aldınkı aylarda haber kılışkan idi. 20. Oktyabr'daki namayışta yüzüge niqab takıp alan kişiler 78 tümür yol bekitige ot koyu etken. Xitay meblağı bilen içilgan bankı ve dükkanlarını köydürüp taşlıgan. Nurgulgan maşinler küyüp kül bolgan. Yol boyudaki viviskiler buzulgan. Hong Kong hükümeti bununla karşı aldınkı hafta elan kılgan herbi haletinin kölümünü yanımı bir baldak kengaytip, şehir sırtıdaki 4 rayonga kadar asker acıratkan. Sakçılardan başka amanlık saklaşka acıratılgan askerlerden sani 9400 kişiye yetken. Germaniya avazının 20. Oktyabr elan kılgan Hong Kong'daki karşılık inkılapka ayınıp kitemdu namlık mülahizi haberde bayan kılınışça, namayışçılarının hücumlarının tığ uçı Xitay rejimine kartılgan bulup, ular hazırkı Hong Kong hükümetini Xitay Kompartiyasının kontrolüğü düşüp kaldı. Hong Konglularga rehberlik kılış salahiyetini yok etti. Bir devlette iki kıl tüzüm berbat boldı. Hong Konglularının erkenlik, demokratiya muhiti barğansır tarayıp ketti deyip karaydıken. Ve erken Hong Kong üçün köreşlerini devamlaştırmaktıken. Aldıngı ayları Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları doğrusu malumatı bulgan Hong Konglu bazı namayışçılar biz ikinci Şinjan bulup kılışını halamayımız diyen lozunkularını götürüp namayış kılışkan idi. Müzik
Xitoy Uyg'ur dehqon oilalarining uy bezash an'analarini o'zgartirishga 4 milliard yuan xajlagan. Xitoy rejimining Uyg'urlarning an'anaviy turmush muhiti, milliy fasondagi uy yasash, bezakchilik odatlarini o'zgartirib, uylarni Xitoy fasonida yasash, uy ichini Xitoy fasonida bezashga majburlayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy taratqularining ilgari surishcha atalmish Uyg'ur avtonom rayoni 2018 yilning o'zida dehqonlarning yer tebrashga chidamli uylarga ko'chib, an'anaviy uy tutish odatlarini tashlashi, supuluq uylarni chovib, karvat, safalarda yashashdek zamonaviy turmush odatlariga ko'chishiga 4 milliard 196 million yuan sarf qilgan. Xitoy rejimi 2017 yildan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa yerlik xalqni yig'ib olish lagerlariga qamash bilan bir vaqtda milliy fasondagi qurilishlarni, milliy fasonda bezalgan uylarni radikallikning ifodasi degan sabab bilan chiqishga boshlagan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning bu harakat orqali Uyg'urlarning turmush va kundalik hayotidagi milliy xoslikni o'chirib tashlab, ularning Uyg'ur madaniyatini yo'qotishga urinayotganligini ilgari surmoqda. 37 tashkilot Amerikadan Xitoyda ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlarini cheklashni talab qildi. Lantos kishilik huquq fondi Amerika Uyg'ur birlashmasi, Xitoy fuqarolar kuchi tashkiloti qatorliq 37 xalqaro tashkilot yaqinda Amerika chegara qo'g'dash va tamojna idorasining muvaqqat mudiri Mark Morganga maktub yozib, Sharqiy Turkistonda va Xitoyning boshqa joylarida majburiy amgak orqali ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishini cheklashni talab qildi. Birlashma imzolik maktubda Xitoyning Sharqiy Turkiston va boshqa joylarda kishilarni sistemalik majburiy amgakka selayotganligiga doir muhim dalillar borligi. Amerikaga import qilinayotgan paxta, to'qimachilik, kiyim-kechak mahsulotlarining majburiy amgak bilan ishlab chiqarilayotganligi ta'kidlangan. Maktubda Amerikadagi Xitoy fuqarolar kuchi tashkilotining yaqinda e'lon qilingan dokumenti naql keltirilib, Xitoy shirkatlari va shohidlarining guvohligi dunyodagi eng cho'ng paxta ishlab chiqarg'uchi bo'lgan Xitoyning dunyodagi eng cho'ng majburiy amgak sistemasini barpo qilib, o'zining paxta ishlab chiqarishini ishchi bilan ta'minlayotganligini ko'rsatmoqda. Mazkur paxta gulaglari Xitoydagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarning yurti bo'lgan Sharqiy Turkistonni baza qilib, Xitoy paxta mahsulotining 84%ini ishlab chiqarmoqda deyilgan. Dokladda Xitoy rejimining to'qimachilik korxonalari bilan til biriktirib, lagerdagi Uyg'ur tutqunlarini to'qimachilik fabrikalarida amgakka selayotganligiga doir nurg'un dalillar oshkorlangan. Xitoy rejimining 2018 yili 450 ming Uyg'urni bu korxonalarga o'rinlashtirganligi ta'kidlangan edi. Maktubda majburiy amgakning Sharqiy Turkistonda umumiyuzlik mavjud hodisa ekanligi ta'kidlanib, shunga Amerika chegara qo'g'dash va tamojna idorasi Turkmanistonning paxta mahsulotini cheklagandek, Xitoyda majburiy amgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ham o'xshash o'lcham qo'shish kerak deyilgan. Hong Kong valisi musulmonlardan kechirim so'radi. Hong Kong saqchilari jamiga va oldida to'plashib turgan kishilarga tuyuqsiz yuqori besimliq suv chechib, jamiga ziyon solgan edi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayoni valisi Hong Kongda 5 oydan buyon to'xtamay davomlashayotgan hukumatga qarshi namoyishlar va saqchilarning namoyishchilarni tarqitib etish uchun qilgan mudoxilasi jarayonida bir jamiga yuqori besimliq suv chechganligi sababidan Hong Kongda turishliq barliq musulmonlardan kechirim so'radi. Janubiy Xitoy atigalik kesining xabar qilishicha, Hong Kong valisi Karlilan bilan shaharlik saqchi idorasi mudiri Stefan Lovaychong mazkur jamiyani ziyorat qilgan. Karlilan bilan Lovaychong jami ziyoratidan keyin hech qanday bayonot e'lon qilmasdan jamiyadan ayrilgan. Hong Kong musulmon xalqlar fondi jamiyati faxriy katibi Saiduddin vaqada jamiyaning ziyonga uchramaganligini, shunga hech qanday masala chiqmaganligini aytdi. Saiduddin aslida undoq qilmasligi kerak edi. Kelib kechirim so'rashdi, bizmi qabul qildik dedi. O'qituvchi parlament a'zosi Jemeri tam e'lon qilgan videoda tunugun saqchilar yuqori besimliq suv chechish mashinasi bilan jamaning oldidan o'tib ketayotganda jamaning oldida yig'ilib turgan kishilarning ustiga tuyuqsizlik ko'k ranglik yuqori besimliq suv chechganligi ko'rsatilgan edi. Vaqada jamaning oldingi poyilari, tumir darvozasi va oldidagi piyoda yo'llari ko'k rangga bo'yilib ketgan edi. Saqchilar ketgandan keyin vaqa yuz bergan yerga kelgan o'nlagan kishi suv va tozliq latilari bilan jamaning ziyonga uchragan yerlarini aytib tozalagan edi. Hong Kongda 300 mingdan ortiq musulmon bo'lib, shahar miqyosida 5 jami va 2 musulmonlar qabristonligi borligi ma'lum.
Malayziya Yaşlar Ministeri Malayziyalıq Xitay yazğıçını irqçılıq qılış bilen ayıpladı. Uyğur Agnetiqit Orının xəbirdə bildirilişçe Malayziyanın Yaşlar və Tənterbiya Ministeri Səyid Sadıq Səyid Abdurrahman Malayziyalıq Xitay yazğıçı Çiu Guangyao'nın Uyğurlarının qiyin əhvalığı hissaşlıq qılğan Malaylarını radikallar dəb süpətləşidin xəzəbləndi. O özünün Facebook və Twitter hesabıda munu uçurunu yazdı. Uyğurlarını qollığan Malaylarğa radikallıq qalpıqı keydirildi. Eğer bu irqçılıq bolmasa, mən neminin irqçılıq bolduğanlıqını bilmedim. Seyyid Sadıq uçuruda Çiu Guangyao'nın Bir Yol Bir Belbağ Toğırsızlıkı Hacvi resimli kitabıdan bir tane üzündü yollığan bulup, bu kitapta İslami radikallıq toğırsızlıkı mezmunlar tilge eylinğan. Bu üzündü de munular yazılğan. Radikal Malay yaşlarının Şarkı Türkistan'daki milletler siyasetindeki köngül bölüşü sebeplik, onlarda Xitay devletine nispeten selbi qaraşlar şekillengen. Malayziyadaki Uyğur meselesiyle yakından köngül bölüp kelibatkan ammevi teşkilatlardan biri bolğan Malayziya Müslüman Yaşlar Hareket Teşkilatı'nın bildirişçe, Çiu Guangyao'nın hacvi resimli kitabıdaki asaslıq mesele bolsa, Xitay'nın Uyğurlarını bastırışı hakkıdaki mezmunlar iken. Malayziya Müslüman Yaşlar Hareketi'nin başkatibi Muhammed Faysal Abdulaziz munularını bildirdi. Bu hacvi resimli kitabının mezmunuğa qarapla, Xitay rejiminin yürgüzvatkan zulümlerine karşı Uyğurlarını kollığallarını radikal dep teşvik kılıbatkallıqını körüvalgılı buludu. Bu kitap yana Müslümanlar terörçi gruplarını kollaydı digenge ima kılıdı. Yeni bir tarafdan Malayziya Ma'arif Ministerliği bu kitabının mekteplerde tarqıtılışını çekilgen. Teşkilatlar Birlikidin bir hay'at Milletçi Hareket Partisi'ni ziyaret kıldı. 21 oktyabr Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan'ın yetekçilikindeki bir hay'at Milletçi Hareket Partisi Muavin Reisi Profesör Doktor Kamil Aydın'ı işxanasız ziyaret kıldı. Ziyarete Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzbatkan halkını sebepsiz ceza lagırlarına kamaş, onlarını İslam ve milli medeniyetinden vazgeçişki mecburlaş qatarlıq bastır siyasetlerini tanıştırıp ötdi ve Türkiye'de yaşayabatkan Uyghurlarının arzu ümitlerini yetkizdi. Hay'at yana Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Sayahat Ministerliği qarmıqıda hizmet kıldığan chet eldeki Türkler ve qeyrindaş halıqlar başkarmasını ziyaret kıldı. 21 oktyabr çüştünkin elip berilgan mezkur ziyarette başkarma reisi Abdullah Eren bilen Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti ve Şarkı Türkistan muhacirlerinin nöbetki ehvali hakkında fikir almıştırıldı. Ahırda hay'at Abdullah Eren ve mezkur başkarmanın Şarkı Türkistan meselesiyle köngül bölgünü rahmet eytip, tun ve Uyğur dopisi keydirdi, hem de hatırı buyum hediye kıldı. Japonya İmparatoru Naruhito tahtke öldürdü. Japonya İmparatoru Naruhito dadısının 1. mayda tapşırıp alğan Kasım Pati İmparatorluk tahtige bugün alahide murasim bilen öldürdü. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilişçe Japonya İmparatoru Naruhito paytaxı Tokyo'daki İmparatorluk sarayda ötküzülgen ene-enevi murasim bilen Japonya'da Kasım Pati dep atılıdığan İmparatorluk tahti Takamikurağı öldürdü. Xanişi Masam Komu resmi halda Miku Dai tahtige öldürdü. Murasımğa 190 devlet ve halkara organlardan 2000'e yakın kişi katnaşkan bulup, 59 yaşlık İmparator Naruhito devlet asasi kanunu boyunca hareket kıldığanlıqımğa, devletin ve Japonya halkının birlikinin simvolu buluş süpütün bilen mesuliyetlerini bijandıl orundaydığanlıqımğa vədi kılımen dedi. Tahtke oltırış murasımağa Türkiye'ye vakaleten Medeniyet ve Sayahat İşleri Ministeri Mehmet Nuri Ersoy iştirak kıldı. Naruhito'nun dadısı salametlik ehvali sebebinin 30. aprilde 30 yıllık imparatorluk tahtini oğluğu boşaltıp bergen bulup, oğlu Naruhito 1. mayda resmi tapşırıp alğan idi. Japonya hükümeti Naruhito'nun Takamikurağı oltırışı münasibeti bilen, devlet miqyasıdaki 550 min mahpusqa umumi yüzlük keçürüm ilan kılınğanlıqını jakarladı. Jakarlanğan umumiyüzlük keçürümünün katnaş kaidelerine xilaplık kılgan ve saylamda hile işletken cinayetlerini öz içine alıdığanlığı uxtırıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.